Bu hafta Amerika'da milyonlarca amatör borsacı bir internet sitesinde örgütlendi ve milyar dolarlık bütçelere sahip iki serbest yatırım fonuna tabiri caizse diz çöktürdü. Olayın hikayesi nedir? Hemen size kısaca özetleyeyim. Amerikalı bilgisayar oyunu mağazası zinciri GameStop, her ne kadar bu yaz yeni bir yatırımcı bulsa da koronavirüs pandemisinin de etkisiyle kapanmanın eşiğine geldi. Bütün ülkede 5000'e yakın mağazası bulunan şirket bu yaz 1000 kadarını kapatma kararı aldı. Dijitalleşme bilgisayar oyunu sektörünü de dönüştürdü haliyle ve yakın zamanda muhtemelen kimse gidip mağazalardan bilgisayar oyunu almayacak. Bu durumun farkında olan yatırım fonları ki bunlara hedge funds deniyor, GameStop hisselerinin daha da değer kaybedeceği üzerine bir iddiaya girmeye karar verdi. Bu borsada rutin bir işlem. Buna shorting deniyor, shortlama deniyor. Diyelim bir GameStop hissesini 10 dolara alıyorsunuz. Siz gidip hisse sahiplerinden bir miktar hisse ödünç alıyorsunuz ve o hisseleri 10 dolar üzerinden bir başkasına satıyorsunuz. Siz bu satışı yaptıktan sonra hisse değeri 4 dolara düşmüş olsun. Hemen sattıklarınızı geri toplayıp ödünç aldığınız kişilere hisselerini geri veriyorsunuz. Bu işlemin kabaca özeti bu. Böylece 10 dolardan 50 hisse satmışsanız 500 dolar kazancınız oluyor. Hisse 4 dolara düştüğünde tekrar 50 hisse satın alıyorsunuz. 200 dolar ödüyorsunuz ve sahibine yani ödünç aldığınız hisse sahiplerine tekrar 50 hisseyi veriyorsunuz. Cebinize de 300 dolar kalmış oluyor. Çünkü 200'e aldınız, 500'e sattınız. Dolayısıyla 300 dolar kazanıyorsunuz. Bu arada hisse sahibi yeniden 50 hissesini almış oluyor. Elbette bu bir çeşit bahis, yani hisse fiyatı düşmeyebilir, aksine yükselebilir de. Bu durumda zarar edersiniz. Zaten hisselerini ödünç verenler de bu ihtimali göz önüne alarak bu ticarete dahil oluyorlar. Normalde bu türlü işlemler hemen her gün dünyanın çeşitli borsalarında yapılıyor. Genelde de büyük yatırımcılar ya da zengin bireysel oyuncular tarafından yapılıyor. Ancak çoğu zaman burada belirli bir mantık olduğu varsayılıyor. Mesela GameStop hisselerinin düşeceği ihtimaline para koymak aslında makul bir hamle. Çünkü gerçekten de tepe taklak giden bir sektörden bahsediyoruz. Aynı şekilde GameStop'la beraber gündeme gelen bir diğer mesele de mesela Amerikalı sinema salonu zinciri AMC Entertainment ve altın çağlarını geride bırakan telekomünikasyon şirketi BlackBerry benzer şekilde shortlanan şirketler, yani değer hisse değerlerinin düşeceği varsayılan şirketler. Tam bu noktada Reddit isimli bir internet sitesindeki Amerika'nın ekşi sözlüğü diyebiliriz Reddit için. Burada toplanan bir grup insan GameStop'un akbabalarca parça parça edilmesine göz yummayıp bir anda hisselerine yüklenmeye başladı. Aslında 2019'dan bu yana GameStop'la kafayı bozmuş bir kullanıcı uçuk bir teori etrafında bu şirketin hisselerini almaya çağırıyordu zaten. Tetikleyici de aslında onun bu hamlesi olmuştu. Elbette büyük alımlar değil bunlar. Mesela alanlar arasında New York Times'ın haberine göre Indiana'dan bir emlakçı, Bronx'tan bir aşçı, Kaliforniya'dan bir papaz ve karısı, Milwaukee'den bir lise öğrencisi gibi böyle sıradan insanlar, çok küçük parçalarla, çok küçük hisseler alan insanlar var. Bu alımlar sonucunda ama Reddit'te organize olan ve belki yüz binlerce, milyonlarca kişinin yüklendiği alımlar neticesinde GameStop'un hisseleri 4 dolardan 480 dolara kadar çıktı. Daha sonra müdahalelerle düştü ama dün itibariyle yeniden hisseler yükselmeye başlamıştı. Bu short işlemini yapan yani GameStop'un değerinin düşeceğini öngören Melvin Capital ve Citron Capital isimli iki tane serbest yatırım fonu bu değer artışı karşısında büyük kayıplar yaşadılar. Hatta Melvin'in sahipleri yani Melvin batma eşiğine geldi. Sahipleri 2,5 milyar dolar kadar para enjekte etme durumunda kaldı. Küçük yatırımcıların ağırlıklı olarak kullandığı Robin Hood isimli bir aplikasyon var, bir telefon uygulaması var. Bu uygulama sayesinde küçük yatırımcılar hiçbir ücret ödemeden borsaya girebiliyorlar. Fakat bu Robin Hood Perşembe günü GameStop hisselerinin alım satımını durdurarak ciddi tepki çekti. Çünkü herkes buradan bu işlemleri yapıyordu. Nitekim Robin Hood ortalama 5000 dolar civarı bütçesi olan insanlara hitap eden bir uygulama. Yani aslında tam da adından Robin Hood adından da anlayacağınız üzere
zenginden alıp fakire verme gibi bir hedefi olan bir uygulama. Özellikle pandemi döneminde insanların evlerde takılı kalması, birçoğunun işlerini kaybetmesi sebebiyle insanlar ilgisini borsaya yöneltti ve Robinhood tam bu noktada en çok indirilen uygulamalardan biri oldu. Hatta bu GameStop hikayesiyle beraber bu hafta en çok indirilen uygulama oldu. Bu hikaye bir yandan 2009'daki Occupy Wall Street'i andırıyor. Wall Street'i işgal et hatırlarsınız. Bu hareket 2007 sonunda patlak veren mortgage krizinden sonra dönemin Obama hükümeti Amerikalı büyük finansal kuruluşlara para yardımı yaparak batmalarını önlemişti hatırlıyorsunuz. Nitekim Occupy Wall Street protestocuları da tam olarak bunu eleştiriyordu. Sıradan insanların vergileriyle yani vatandaşın vergileriyle finans oyunları oynarken büyük zararlar eden şirketlerin desteklenmesine itiraz ediyorlardı. Bu itiraz özellikle Amerika'da yeni sol politikaların da şekillenmesini sağladı. Yani finans devleri var bir yanda, büyük oyuncular var bir yanda da küçük insanlar var ve bu küçük insanların parasıyla büyük devleri besliyorsunuz dediler. Bernie Sanders gibi Demokrat Parti'de Amerika şartlarında sıkı sosyalist sayılan bir figür iki kez başkan adaylığının eşiğinden döndü ki başkan adayı olamasa da fikirlerinin bir kısmı ana akımda artık tartışılır hale geldi. Diğer yandan 1990'ların sonundaki internet balonu hikayesine de benziyor bu. Nedir o? O yıllarda her eve girmeye başlayan bilgisayarlar sayesinde yine benzer şekilde küçük yatırımcılar borsaya yönelmişlerdi. Yeni teknolojilerin ve internetin şaşalı yükseliş dönemiydi 1990'lar. Bir anda bir sürü yeni web sitesi çıkmıştı. Bu web siteleri çok parlak geleceği olan yerler olarak görülüyordu. Ve küçük yatırımcı da bir anda bu şirketlere, bu web sitelerine yönelmeye başladılar. 1995 ile 2000 arasında Nasdaq Borsa Endeksi Amerika'daki %400 civarı bir artış göstermişti. Birçok şirket aşırı değerlendi o dönem. Ancak patlamayla beraber 2002'ye geldiğimizde yeniden bütün kazançlar geri kayboldu. Birçok şirket battı. Hatta bugün dünyanın en değerli şirketlerinden Amazon o dönem neredeyse batmak iflasın eşiğine kadar gelmişti ama bir şekilde hayata devam etti. Benzer bir trend bugün de karşımıza çıkıyor. Pandemiyle beraber bu iyice hızlanmış durumda. Yıllardır borsayı takip eden insanlar mesela Elon Musk'ın sahip olduğu Tesla'nın hisselerindeki aşırı artışı anlamlandıramıyorlar. Çünkü onlara göre bu şirketin başarısından ziyade Musk'ın internette oluşturduğu hayran kitlesinin etkisi. Yani Elon Musk çok popüler bir figür olduğu için bir sürü hayran elde ettiği için ve insanlar da onu sevdiği için onun şirket hisselerini satın almaya başlıyor. Özellikle de küçük yatırımcı şu anda Tesla hisseleri almaya başlıyor ve Tesla hisseleri son dönemde ciddi oranda yükseldi. Hatta kısa dönemli de olsa Elon Musk dünyanın en zengin insanı haline gelmişti geçen haftalarda hatırlarsınız. Musk'ı hayranlar nezdinde yükselten olaylardan bir tanesi de geçen haftalarda yine WhatsApp'la ilgili kullanıcı güvenliği krizinde WhatsApp'tan çıkıp sinyali kullanmalarını önermesiydi. Mesela ben bu videoyu çektiğim sırada Elon Musk zirveyi gördükten sonra yeniden değer kaybeden Bitcoin'i desteklemeye başlamıştı. Hatta önceki günde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradığına dair haberler çıkmıştı. Yani Elon Musk çok farklı bir figüre dönüştü bir anda şu an dünya genelinde düşünürsek. Bu da bir anlamda hayran kitlesini de beraberinde sürükleyen bir şey oldu. Yani bir fenomene dönüştü diyebiliriz. Öte yandan Musk burada yoksul isyancılara destek veren tek soylu zengin değil. Ne demek bu? Reddit'teki örgütlenmenin yanı sıra bazı milyarder yatırımcılara garezi olan başka milyarderler de GameStop hisselerini satın alarak bu harekete destek olduğu yönünde iddialar var. Yani aslında mevzu yani her yerde anlatıldığı gibi baştan sona büyük devlere karşı küçük insanlar yani Davut'la Calut hikayesi gibi değil. Arka planda başka yatırımcıların da olduğu söyleniyor. Finansal ya da politik güç bir zümrede konsantre olduğunda hemen her zaman rahatsızlık oluşturur. Bunda garip bir durum yok. Ve bu türlü devrim momentleri ortaya çıkar. Yani bir şeyleri devirme imkanı doğar aslına bakarsanız. Bu olayda da nitekim Fransız ihtilali benzetmeleri yapanlar çoğunlukta. Ancak tarihte güç tekelinin kırılması çoğu zaman yeni tekellerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Yani
Güç tekeli kırıldığında varlık bir anda eşit şekilde aşağıdaki insanlara akmıyor. Yeni güç tekelleri çıkıyor, varlığı yeniden tekelleştiriyorlar. Mesela Fransız İhtilali'nden kısa süre sonra Napolyon diktatör olarak karşımıza çıkıyor ve bütün Fransa'yı kontrol altına alıyor. Yeniden imparatorluğu kuruyor. Neden? Çünkü Napolyon oradaki boşluğu görüyor. Güç dengesinin bozulduğunu, tekellerin kırıldığını görüyor ve gücü eline alıyor. Çünkü Napolyon dışında birinin de eline alması pek mümkün değil. Kendisi başarılı bir general, ordusu var. Yani halihazırda güç sahibi. Peter Turchin isimli bir tarihçi ve bilim adamı önümüzdeki yılların daha büyük kaoslara yol açacağını söyler. Turchin'e göre eğer bir ülkede çok fazla elit yetişmeye başlarsa hepsine anlamlı bir görev verilemeyeceği için zamanla elitler arası kavgalar baş gösterir diyor. Yani Turchin Amerika'da şu anda buna benzer bir yarılma yaşandığını iddia ediyor. Çünkü bu elitler yani oyun dışı kalan elitler kendilerini ülkenin, toplumun ya da kültürün gidişatında belirleyici olabilecek donanımda görüyorlar. Fakat mevcut güç ilişkileri, güç tekelleri onları göz ardı ederek öfkelenmelerine yol açıyor. Onlar da bu öfkeleriyle halkı kışkırtıp sistemin bozulması, sistemin bir şekilde yıkılması için çabalıyorlar. Turchin buna örnek olarak Steve Bannon'ı veriyor. Steve Bannon zengin bir yatırımcıyken medya patronluğuna, oradan da Donald Trump'ın danışmanlığına yükselen birisi. Ve bu rolü sayesinde de bir çeşit kanaat önderi olmuş durumda şu anda. Amerika'da insanları yönlendirme kabiliyeti şu anda Trumpizm diye tartıştığımız popülist hareketin de doğmasını aslında sağladı. Bizatihi Trump da kendisi de yani dışlanan bir elit figürü aslına bakarsanız Amerika için. Nitekim yine Elon Musk da Silikon Vadisi'nin ayrıksız seslerinden biri haline geldi. Yani bütün bu dinamik Turchin'in bahsettiği kaosu hızlandıran, getiren şeylerden bir tanesi. Oyunun kuralları size adil görünmüyorsa çünkü oyunun kurallarını değiştirmeye çalışırsınız. Hele buna gücünüz varsa. Pandeminin ciddi anlamda yorduğu piyasalar bu arada bazı zenginlerin fırsattan istifade servetlerini katlamış olması, huzursuzluğu da iyiden iyiye harlamış vaziyette. Özellikle yeni kuşaklar çok daha iyi eğitimli olmalarına rağmen zenginlikten pay alamıyorlar ve bu pay alamama derin eşitsizliklere yol açıyor ve bu eşitsizlikten de şikayetçiler. Birçok insan için kaybedecek hiçbir şeyimiz yok noktasına gelindi. Buna ek olarak artık birçok şeyi yapabilmek için yeterli ucuz teknoloji var. Yani mesela düşünün, borsaya erişmek için çok bir internet bağlantısı, bir telefon yeterli durumda şu anda. Ve çok cüzi paralarla borsaya girebiliyorsunuz. Ve eğer GameStop örneğinde de olduğu gibi organize olabilirseniz bir anda çok ciddi ses de getirebiliyorsunuz. Buna bir de yani bu olup bitenlere bir de finansal kriz ihtimalini eklerseniz pusuya yatmış bekleyen diktatör namzetleri kısa sürede 21. yüzyılı bir çeşit yıkım çağına dönüştürebilir. Yani burada bu GameStop'la beraber yapılan şeyi küçümsemiyorum ya da bir devrim varsa o devrimin karşısında durmuyorum. Fakat sadece tarihteki örneklerden güç tekellerinin kırılması sonrasında nelerin olabileceğinden. Çünkü bunlar çok büyük dönüşümler, çok büyük kaoslara yol açabilecek şeyler. Tabii bu GameStop hikayesi henüz küçük bir hikaye. Yani buradan hemen bir anda Wall Street'te devrime gitmemiz zor. Nitekim ana akım medya da buna çok fazla ilgi göstermedi ilk etapta. Birkaç tane bu şekilde olay olması gerekir ki belki bir domino etkisi yapabilsin. Fakat burada şu nüansı da unutmamak lazım. Huzursuzluk yaşayanlara ya da sistemdeki tıkanmanın, eşitsizliğin mağduru olanlara rahat durun, ses çıkarmayın demek mantıksız. Yani onların huzursuzluğunu, öfkelerini dışa vurmaları belki işleri daha kötüye götürebilir. Ama bunu engellemenin yolu onları susturmak, onları rahat durun demek değil. Bilakis sistemi daha adil hale getirebilecek merkezde duran elit dediğimiz insanlar var. Bunların adım atması gerekiyor ve bunlar adım atmadıkça asıl sorumlular da aslında onlar olacaklar. Eğer böyle bir yıkım yaşanırsa teşekkürler.